Öncelikle merhabalar. Bugün uzun zamandan beri böyle inceleyip YouTube'da her türlü videosunu izleyip hani amiyane tabirle ıcığını cıcığını her şeyine bakıp karar verip aldığım sağ olsun Amazon'da bir günde kargo ile elime ulaştırdı. Benim o heyecanımı daha da arttırdı aslında. Bir üründen bahsedeceğim. DJI Pocket 2 Creator Combo paketi Hadi gelin beraber inceleyelim. Arkadaşlar şimdi e, bu video bir ürün incelemesi değil. Yani böyle detaylı olarak size kaç FPS video çeker, kaç k işte video çeker gibi şeylerden çok fazla bahsetmeyeceğim. Burada benim asıl amacım kullanıcı deneyimi. Yani ben bu işi zaten bu ürünü kullanıyorum. E, profesyonel olarak kullanmıyorum. Yani gidip de bununla zaten böyle bir film, bir ıvır zıvır para getirecek şeyler çok çekmenizi beklemiyorum. Çünkü avuç içi kadar bir ürün. Ama günlük hayatta özellikle işte YouTuber olmak isteyenler ya da gezdiğiniz gördüğünüz yerleri ya kayıt altına alayım gibi bir fikriniz varsa bu ürün tam da sizin için biçilmiş kaftan. Şimdi bir Pocket 1 var. ozmo Pocket 1 var ve bir de Pocket 2 ürünü var DJI'ın. Pocket 1 mi Pocket 2 mi neye göre neyi almalıyım diye ben de çok arada kaldım. Hatta en son ana kadar Amazon bir indirim yapmamış olsaydı Pocket 1 ürününü alacaktım. Pocket 1'in artı yönlerine baktım. Video kalitesi güzel İşte zaten bununla fotoğraf çekilmez deniyor ama birazdan size çektiğim fotoğrafları da gösteririm. Özellikle geniş açı lensi olduğu için ve RAW formatında fotoğraf çekebildiği için bence fotoğraf da gayet iyi. Hani videolarda göreceksiniz işte iki ürünle de alakalı. Özellikle Pocket 1 ile alakalı işte hani gece çekim özellikleri biraz düşük. Kamerası birazcık kumlama yapıyor gibi birçok yorum göreceksiniz. Ya bu tamamen aslında işin maddi yönüne bakıyor arkadaşlar. Şimdi DJI Pocket 1 alabilirsiniz. Pocket 2 alabilirsiniz ya da işte bu gördüğünüz kutu gibi Pocket 2'nin Creator Combo paketini alabilirsiniz. Üçü de sizin işinizi görecektir. Sadece birbirlerinden bazı böyle ufak tefek nüans farkları var. Onlardan bahsedeyim. Pocket 1'i almak ya da almamak konusunda niye bu kadar tereddütte kaldım? En büyük özelliği arkadaşlar mikrofon. Şu an şu yakamda görüyorsunuzdur böyle tüylü tüylü bir şey var. Pocket 2'nin Combo paketini almamda daha doğrusu en etkili ürün bu mikrofon. Çünkü siz bu ürünle dışarıda elinizde geziyorsunuz, dışarıda bir şeyler çekiyorsunuz. E çekerken de haliyle konuşuyorsunuz. E şimdi siz konuşuyorsunuz tamam ama Pocket 1'de özellikle sizin sesinizden daha çok çevredeki sesleri algılayıp içine alıyor. Yani bir rüzgar sesi kapalı bir mekanda kalabalık bir yerdeyseniz eğer e, o insanların sesi, yoldaki arabaların sesi vesaire 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 çoğalır gider. Kapalı mekanda videolar çekecekseniz Pocket Pair sizin için biçilmiş kaftan bence. Hiç öyle 2'ye 3'e falan zıvıra zıvıra gerek yok. Gerçi 3 yok da hani combo paketine falan gerek yok. Ama eğer e, açık alanda video çekeceğim işte kalabalık olsun ama benim sesimin net alsın gibi 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 bir sürü e, nüansınız ve özellik ve kriterleriniz varsa o zaman arkadaşlar Pocket 2 bile değil e, 2'nin Creator Combo paketini almanız lazım. Dediğim gibi az önce Sebebi buradaki mikrofon. Pocket 1 ile çekilmiş videoları YouTube'da izlemiş olursanız göreceksiniz. Ses kalitesi yani mikrofon kayıt kalitesi gerçekten kötü. Pocket 2'nin de 1'e göre bir nebze biraz daha iyi aslında. Ben onu da tecrübe etme şansı buldum. Pocket 1'de görmüşsünüzdür sadece önde bir mikrofon var. Sizin sesinizi çok iyi alıyor ama eğer biriyle röportaj yapıyorsanız cihazı o kişiye doğru yaklaştırmanız gerekiyor. Sesini daha iyi alsın diye. Pocket 2'de bu işi biraz daha güzelleştirmişler. Dört tarafında mikrofon var. Ve kameranın gimbal ya daha doğrusu gimbal ne tarafa dönük ne tarafı çekiyorsanız oradaki mikrofon çalışıyor arkadaşlar. Eğer ki siz bunu e, sadece kendinizi çekmek için kullanacaksanız manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Sadece öndeki mikrofonun çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da işte karşılıklı biriyle röportaj yapıyorsanız sadece ön ve arka mikrofonu gibi açıp diğerlerini pasif olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ama gerçekten e, profesyonel anlamda güzel bir ses kaydetmek, bir şeyleri daha güzel ortaya koymak istiyorsanız ki video çektiğiniz zaman aslında bu en önemlisi arkadaşlar. Yani videoyu bir şekilde telafi edebiliyoruz. İşte ışığını açıyoruz, kontrasını ayarlıyoruz, renkleri ayarlıyoruz ama sesin maalesef öyle bir şansı yok. Ses bir kere kötü çıktıysa, ondan sonra vay halinize. İşte bu yüzden e, DJI Pocket 2'nin Creator Combo paketini aldım. En önemli sebebi aslında bu. E, tabi 1 ve 2 arasında, Pocket 1 ve 2 arasında kamera açısı da fark ediyor. Ama şu var tabi, aman aman öyle, o çok fark ediyor gibi bir şey yok. Yani Pocket 1 içinde. Geniş açı lensleri var. Hani bütçenize uygunsa bir tane de üstüne geniş açı lensi ekleyip kullanabilirsiniz. Bunda combo e, pakette geniş açı lensi de kendi üzerinden çıkıyor. Şu an zaten geniş açıyla çekiyorum. Hatta lensi çıkarayım. Bir de geniş açı olmadan görün. Şu an lensi çıkardım. Normal. E, Pocket 2'nin kamera açısı bu. Şimdi geniş açı lensini ekliyorum. Netledi. 2'nin geniş açı lensinin de çekim alanı bu. E, lens arkadaşlar mıknatıslı yani bıraktığınız zaman yapışıyor. Kendi kendine zaten taktığınız zaman e, küçük dokunmatik ekranında da size lensin takıldığı uyarısını veriyor. Ben bunları anlatırken zaten onları da görürsünüz. Peki Pocket 2'nin içinden ne çıkıyor arkadaşlar combo paketinden? Combo paketinin şöyle resimde görürseniz mantığı bu. Eğer ki combo olmayan paketini alırsanız arkadaşlar, Pocket 2'nin kendisi çıkıyor. Bir de altına şöyle tripod bağlayabilmek için ufak bir aparatı var. O içinden çıkıyor. Eğer ki combo paketini alırsanız, combo paketi aldığınızda ekstra olarak içinden bir geniş açı lensi çıkıyor. Bu çok iyi zaten çünkü internette araştırırken görürsünüz, lensler çok pahalı. İkincisi bu yakamda görmüş olduğunuz şu mikrofon çıkıyor arkadaşlar. Bu zaten bence en önemlisi. Yani internette az çok böyle araştırırken şu mikrofon ortalama 1000-1500 TL civarlarına kadar gördüm. Ki zaten Pocket 2'nin normal paketinin üzerine 1500 daha koyarsanız combo paketini alıyorsunuz. Onun dışında altına bir tripod çıkıyor. Metal bir tripod. O da bence çok iyi. Yani ben bu gimbali bir 10 gündür falan deneyimleyebiliyorum. tripod ayağı metal metal olması çok iyi çünkü rüzgarda vesairede böyle çok sallanmıyor alet gayet stabil bir çekim sunuyor ee, Do It Handle diye bir aparatı var aşağıda ee, şu yakamdaki mikrofonun çalışmasını sağlayan ve aynı zamanda bir wireless adaptör görevi gören bir şey Bu ne işe yarıyor hani işte normalde Pocket 2'nin altında şu küçük aparat var bunu çıkarıp Do It Handle'ı taktığınız zaman birincisi cep telefonunuzdaki uygulamadan kablosuz olarak gimbali kontrol edebiliyorsunuz. Yani gimbali bir köşeye koyup atıyorum işte orada birisi duruyorken siz telefonunuzdan işte gimbali ayarlayıp işte oradakine komutlar verip çat diye telefondan video ne bileyim işte time lapse, hyper -lapse gibi 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 bir şeyleri uzaktan çekmeye başlayabiliyorsunuz. Bir diğer güzel yanı da şunu gördüm ben. Üzerinde bir hoparlör var. Normalde Pocket 2'nin üzerinde hoparlörü yok. Video çektiğiniz zaman küçük de olsa bir ekranı var ama hani ben deneyimlediğim kadarıyla çok işlevsel küçük olmasına rağmen hani bir video çektiniz oradan böyle açıp izleyebiliyorsunuz. E ses de çıkınca haliyle bu iş daha tatlı bir hal alıyor. Hoparlörü var üzerinde. Bu da bir ekstrası. Diğer Pocket 2'de de çıkabilen standart aparatlarımız var. Şunlar. Birisi Android için. Şöyle netler mi bilmiyorum. Type-C. Biri de işte iPhone'lar için Lightning girişi. Onun dışında arkadaşlar şöyle çok güzel bir taşıma kılıfı çıkıyor. İçi böyle yumuşak bir malzemeden yapılmış. Dışı gayet sert. Benim ürün karşılaştırmalarımda Fimi Xiaomi Fimi'nin Palm gimbali de vardı. Belki de Palm almama sebeplerimden en büyüğü şu taşıma aparatı. Palmilerde görüyorsunuzdur. Gayet amiyane bir plastik kapak var cimbale taktığınız. Fakat takarken hissediyorsunuzdur. Sanki cimbali kapak çizecekmiş gibi geliyor. E bunun artılarını söyleyeyim. Şurada gördüğünüz işte lightning girişini içine oturtabiliyorsunuz. Type-C girişini içine oturtabiliyorsunuz. Geniş açı lensini şurada iç kısımda bir yine alanı var. Oraya mıknatıslı olarak yerleştirebiliyorsunuz. Üst kısma mikrofonunuzu takabiliyorsunuz. Arka tarafına tripodu sabitleyebiliyorsunuz. Yani siz bu cimbali alıp evinize çıkarken şöyle bir aparatın içinde bütün ekstrasıyla beraber alıp çekime hemen gitme. Gittiğiniz zaman da sadece power düğmesine bastığınızda anında arkadaşlar çekim yapmaya başlama şansına sahip oluyorsunuz. Ürünün bence en güzel yanlarından biri bu. Ee, ufak bir fotoğraf çekimi hikayemiz vardı. Orada arkadaşlarımızın fotoğrafını çekerken çok mesela benim hoşuma gitti. Hiç şey yapmadım. Hani işte cimbal, yani hemen basıyorsunuz düğmesine pıt açılıyor. İki saniyeyi almıyor zaten. Hemen videoya ya da fotoğrafa başlatıyorsunuz. E ondan sonrası çocuk oyuncağı. İşiniz bittikten sonra tekrar düğmesini kapatıp, düğmesine basıp kapatıp, çantasına koyup cebinize atıyorsunuz. Bu kadar yani sürekli açık kalması gerekmiyor zaten. Bence en pratik yanı o. Ben Gaptor'un da elimde o Osmo Mobile 3 gimbal'le üstünde bir de telefonumla beraber sürekli o modda gittim yani sürekli açık tutmanız gerekiyor. Çünkü arasında zaten bir bluetooth bağlantısı vardı o cihazların. E Bluetooth bağlanana kadar zaten bir dakikayı geçiyor arkadaşlar. Yani önce eşlemeyi algılıyor, ondan sonra cihaza bağlanıyor, ondan sonra DJI Mimo uygulamasına bağlanıyor. Siz oradan onu yaptım, bunu yaptım derken çok vakit kaybı oluyordu. Keşke oradayken bu alet elimde olmuş olsaydı. Gerçi olamazdı. Ben o uzun e, tecrübeden sonra böyle ufak ve portatif bir şey almaya karar verdim ki en azından bundan sonraki süreçte daha rahat bir şekilde bir şeyler işte vlog'lar ne bileyim gittiğim gezdiğim yerleri çekebileyim diye. Bir de şu güzelliği oldu bana. Ee, yanınızda bir power bank varsa arkadaşlar power bank'e taktığınızda yani sizi bir gün boyunca çok rahat bir şekilde bu alet idare edebiliyor. Ben bunları anlatırken bu arada zaten siz video kalitesini falan görürsünüz. Çektiğim videolardan ekleyeceğim, fotoğraflardan ekleyeceğim. Yani biz fotoğraf çekiminde arkadaşlarımızı hem Canon D700 makineyle hem de bununla ben kendim çektim. Eşim de fotoğraf makinesi kullandı. Aslına bakacak olursanız yani RAW formatta fotoğraf çektiğimiz için bunun açısı aynı anda işte ya tabi ondaki lensler de çok geniş açılı değil ama böyle çok geniş bir alanı çok rahat bir şekilde kadrajının içine sığdırabiliyor. Hani ben bunda fotoğraf çekilmez şeyine çok katılmıyorum. Gayet de güzel fotoğraflar çektim. Instagram hesabımdan falan da paylaşırım zaten onları yavaş yavaş. Bir de e, onu söylemeyi unuttum. Üzerinde bir güzelliği var arkadaşlar. Şurada gösteririm videoyu anlatırken size. Stick var üzerinde bir tane. Bu stickin özelliğine Cimbali dört tarafa çok rahat bir şekilde ile hareket ettirebiliyoruz. Bir de onun dışında yanında bir tuş var. O da e, cimbalin hareketlerini değiştiriyor. İşte follow mod var. Tilt Mod, Tilt Lock Mod var, e, FPP Mod var. Bunlar arasında hızlıca geçebiliyorsunuz. Yani hani dokunmatik ekranı kullanmanıza çok gerek kalmıyor. Ben o rahatlığı gördüm. E Zaten alttaki tuşundan da videodan fotoğrafa, fotoğraftan videoya anlık olarak geçebiliyoruz. Çok e, pratik oldu benim için. Tabi şu da var arkadaşlar. E, bu joystick kullanırken şu yakamdaki mikrofonun takılı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü joystick'te böyle tık 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 bir ses çıkıyor parmakla oynatırken. Eğer ki cihazın üzerindeki mikrofonu kullanırsanız o seslerin hepsi video kaydının içine giriyor. Ama böyle bir yaka mikrofonu kullanırsanız tabi bunu kullanmanız gerekmez. Kendiniz de edinebilirsiniz. O zaman bu sıkıntıdan da kurtulmuş oluyoruz. Gördünüz arkadaşlar yani video ve fotoğraf çekim kalitesini diyeyim artık. Hani 4K çekebiliyor olması benim için ekstra bir güzellik. Bu kadar küçük bir aletin 4K çekmesi. Onun dışında slow motion tabi 1080p'de çekiyor. E, slow motion videolar çekebiliyor olması benim için çok güzel bir özellik. Onun dışında time lapse, hyper lapse, motion lapse gibi özellikleri tek kelimeyle mükemmel. Ya diğer arkadaşlarımız söylediği gibi yan taraftan cep telefonumu alete takıp e, hiç Kullanmadım açıkçası çünkü bana kendi dokunmatik ekranı gayet yeterli geldi. Hani ışık altında, güneş altında da çok net görüntüler sunuyor. En azından çektiğimiz bir videoyu küçük de olsa bir yerden izlemek insanı rahatlatıyor. Yani bir hata var mı, araya başka bir şey girmiş mi diye. E fotoğrafları da rahat bir şekilde buradan bakıp izleyebildik. Daha ne söyleyebilirim ki cihaza? Zaten bir avuçluk bir alet. Bence DJI gerçekten ee, Ozmo Pocket 1'deki yapmaması gereken ya da nasıl diyeyim yaptığı ufak tefek hataları bunu da tamamıyla gidermiş. Ee, Pocket 2'nin combo ile arasında ya şu an bilmiyorum bu videoyu ne zaman izlersiniz ama şu anki haliyle 1500 TL kadar bir fark var. Ama üzerine combo e, paketin içinden çıkan aparatları eklerseniz aslında 1500'den daha fazla bir fark ediyor normal şartlarda. Bir de bunları bir araya toparlamak bayağı vakit alacaktır. Ama onun için en güzeli bence durumunuz uygunsa ya da şartlarınızı zorlayabiliyorsanız sonuçta bunu alacaksınız. Bir ay kullanıp çöpe atmayacaksınız. İçinden çıkan aparatları gerçekten çok güzel kombo paketin. Yani tam anlamıyla bir set aslında başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Pocket 1D, 2D kombosu da mutlaka ama mutlaka işinizi görür ufak tefek eklentiler yapmanız gerekebilir. İnşallah hani videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer ekstradan böyle kullandıkça eksik bir taraflarını görürsem onlara da bir video yaparım mutlaka. Sormak istediğiniz sorunuz varsa alt tarafa yazabilirsiniz. Yani soru soranlar bilir arkadaşlar. Çok geciktirmem cevap vermeyi. Hatta mümkünse anlık olarak direkt yazarım ki sanki böyle karşılıklı bir şeyleri paylaşıyormuş gibi hissedelim diye. Anlatacaklarım bu kadar. Valla hakkınızda hayırlısı olsun. Biz aldık memnunuz. Hadi görüşürüz.